Bir ekonomide neler oluyor diye gaffar yakınca gelinceye kadar bizim az uzmanlık alanımız olan ama Yusuf Güzel. Dinç'in de sıkı bir uzmanlık alanı olan o soruyla başlayalım. Güzel. Şimdi 6,3 milyar dolar geliyor geldi. Efendimiz şu kadar ülkeyle ticaret anlaşması yapıldığı vesaire gibi. Bu arada bugün Devlet Bahçeli çıktı ve Mehmet Şimşek'in arkasındayız dedi. Bir beklenti vardı epeydir. Sen de onun altını çizdin geçen sefer de. Yani seçim akşamından itibaren işte MHP ile AK Parti arasında sanki bir sıkıntı var. Bunu pişirmeye çalışıyorlardı. Bahçeli o konuda da böyle çok Dedikoduları çöpe attı. çöpe atan etli butlu açıklamalar yaptı. Öyle söyleyeyim. Bu da bir kavram olarak etli butlu Güzel, açıklama etli mutlu. kayıtlara geçsin. Evet, ekonomi. Şimdi Bahçeli'nin açıklamasından şöyle kısa bir yorum vereyim, öyle devam edeyim. Hay hay. Burada bu iki liderin, Erdoğan ve Bahçeli'nin kendi menfaatleri, kendi ikballeri için bir kaygı etrafında bir birliktelik ortaya koydukları zannederim söylenemez. Ya bunlar Türkiye'nin menfaati için bir işbirliği gözetiyorlar. Velev ki sıkıntıları var, velev ki çok keyifli bir işbirliği her neyse. Ama yegane amaç Türkiye'nin menfaatleri, Türkiye'nin bir yüzyıl inşa edebilmesi. O sayıkla bir aradalar. Şimdi bu dengeyi bozmak aslında o Türkiye'nin yüzyıl beklentisinin, yüzyıl projeksiyonunun bugün atılacak temellerine zarar vermek amacıyla yapılıyor zannederim ki. Seçim gecesinden beri zaten belli isimleri takip ettiğimde yegane amaçlarının Cumhur İttifakı içinde bir çatlak ortaya çıkarmak olduğu da bana geçiyor Turgay Güler. Bunu da söylemek isterim. Eyvallah. Şimdi bir temel atılıyor. Dedik ya dikkat edilirse bugün, direkt bugün bir süre seçimden sonra diyebiliriz ama bugün hem Ticaret Bakanı hem Turizm Bakanı çeşitli veriler paylaştı. Ekonominin ihtiyacı olan döviz girişiyle ilgili önemli istatistiklerdi. Bir taraftan da hali hazırda Suudi Arabistan'da bulunan Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, orada İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan yeni bir kredi paketinin haberini verdi. 6,9 milyar dolarlık. Ondan bir önce de Amerika'dan dönmüştü hatırlarsan. Oradan da bizim Dünya Bankası'nda 17 milyar dolar olan kredi limitimizi 35 milyar dolara çıkaran ilave 18 milyar dolarlık bir kredi paketiyle döndü ki bu şu demek Türkiye ilk 5 büyük borçlanıcı demek Dünya Bankası'ndan. Bu önemli bir prestijdir. Hatırlarsan bundan biraz önce Şöyle söyleyelim onu. Ben teknik bir ifade kullandığın için yani Türkiye en büyük 5 borçlanıcı yani Güzel. borçlanmaya büyüklük atfetmek ve bununla övünmek mesela İmamoğlu yapmıştı bunu. Borç aldık diye basın toplantısı düzenleyip bunu bir şeymiş gibi ifade etti. Ama sizin söylemeye çalıştığınız şu, bu bir güven endeksi. Yani kredi güven endeksi Evet. meselesi. Dünya Bankası'nın kredisi zaten kalkınma amaçlı verilir. O yüzden de buradan yüksek miktarda kredi kullanabiliyor olmak ki Türkiye dünyanın en az borçlu ekonomilerinden birisidir merkezi hükümet bakımından. Şimdi buradan böyle geniş kredi imkanları kullanabiliyor olmak olumlu bir gündem ekonomi açısından. Tekrar ifade edeyim. En büyük kredi limitine sahip ulaşmış 5 ülkeden birisi şu anda Türkiye Dünya Bankası indinde. Bu Dünya Bankası biraz önce Türkiye'ye kredi vermiyordu. Çünkü Trump tweet atmıştı ve o tweetin arkasından Dünya Bankası'na ikaz geçmişti. Türkiye'ye kredi vermeyeceksiniz diye. Dünya Bankası da Türkiye kredileri durdurmuştu. Aslında bizim işte Rahip Brunson'la başlayan süreçte deneyimlediğimiz sorunlardan birisi Dünya Bankası'ndan o kalkınma yatırımlarımız gündemdeyken bunlar tam gaz devam ediyorken finansman temin edememekti. Bu arada ben sana hoş geldin diyeyim öyle devam edeyim. Hoş Sevgili geldin, hoş geldin. Gaffar. Hoş bulduk. Bu Dünya Bankası'ndan kredi temin edememekti.
Bu şimdi bir anlamda due diligence, yani diğer kreditörleri de Türkiye'ye yönlendirecek veya portföy yatırımlarını Türkiye'ye motive edecek bir giriş anlamı taşıyor. Kendisi bir referans, bir benchmark, bir kıyas noktası olarak görülmeli Dünya Bankası. O yüzden bunlar hep pozitif gündem Turgay Güler. Ama bir de Türkiye'de bir güruh var. Bir tek meseleyi çekip oradan bütün bu pozitif gündemi bir kazana atıp kaynatmaya çalışıyor. İşte Dünya Bankası gündemi, IMF'le tokalaşma görüntüsünü ele geçiren bu güruh tarafından tüketilmeye çalışıldı. Keza Türkiye'nin başka başarıları, bugünkü Yeni Şafak köşemin girişi böyle. İşte bir ülke TCG Anadolu'yu donanmasına kazandırsa, bir ülke Kaan'ı yapsa, bir ülke dünyada ilk 100 savunma sanayi ihracatçısı arasına 4 şirketini soksa, bir ülke kalkınma yolu projesini imzalasa, bir ülke Asrın afeti ölçeğindeki bir depremin bütün yaralarını sarabilecek kudret gösterse, o ülkede iklim değişir. Ama Türkiye'de ne oluyor? İşte ihracat rekoru kırıyoruz ama ithalatta da rekor var diye hemen biri bir cevap yetiştirmeye çalışıyor. Yani durum bu. Pozitif gündemi bir anlayalım. Negatif tarafta samimi bir eleştirimiz varsa bunu yaparız. Yok, o samimiyetten uzak bir olguysa zaten bunu her yerde görebiliyoruz. Hayatımızın her boyutunda, sadece ekonomide de değil. Bu bizim pozitif gündemimizi tüketen bir hal alıyor ve ülkeye zarar veriyor. Artık bizim kenetlenmemiz lazım. Sürekli Cumhur İttifakı'nın verdiği mesajlara dikkat buyurulsun. Bir kenetlenme, bir birliktelik anlamındaki bunu bütün ekonomik aktörlere de yaymamız lazım. Uzunca bir dönemdir ekonomik aktörlerin birbirleriyle çatıştığı bir iklimden geçiyoruz. Ve bu hepimize zarar veriyor. Şimdi artık devlet, hane halkı, işletmeler, sermaye piyasaları kol kola girme zamanı diye düşünüyorum. Bunun için de ekonomi yönetimi yeterince malzeme veriyor. Yani arzu edilen malzemeyi veriyor. Bunu iyi kullanmak lazım. Eyvallah. Şimdi burada birkaç şey söyleyebilirim. Tabii ki. Çok çok kısa. Şimdi hocam çok güzel bir çerçeve çizdi. Yani bir makro tablolar var, mikro tablolar var. Yani makro tablolar üzerinde oyun oynamak pek mümkün değil, değil mi hocam? Ekonomik güvenlik açısından. Ama evet, mikro tablolar üzerinde operasyon yapma gücü var batılı devletlerin. Doğrudan işte ücretler düzeyi ya da fiyatlar düzeyi ya da enflasyon miktarı, faiz oranları, bu tür küçük meseleler, mikro meseleler üzerinde çok rahatlıkla ufak bir girdiyle çok geniş alanlarda bir etki yaratabiliyorlar. Saydığı şeyler hocamın özellikle ihraç kalemlerinden en kıymetlisi olan savunma sanayi konusu, enerji konusunda yaptığımız çalışmalar, üretimle ilgili kapasite arttırım faaliyetleri ya da ülkenin kredi dereceleri, bütün bunların hepsine baktığımız zaman birileri demek ki insanımızın, yani Türk milletinin en azından satın alma paritesinin çok daha düşük noktalara gelmesi için bir şeyler yapıyor. İşte onlar neler? Hangi alanlarda, içeride kim var işbirlikçi? Evet. Kimlerle müşterek bu işi yapıyorlar? Ya mesela Ukrayna'daki turuncu devrimin toplam maliyeti 1 milyar dolar. Sahibi de Soros. Açık Toplum diye bir derneği var, vakfı var. Ülkelerde sürekli böyle spekülatif bir takım girdiler yapmak suretiyle bir yıl bekletip parayı derinden çekiyor ve kalan boşluk 10 katı, 10 milyar dolar Ukrayna'ya. Yani bir rejimi ortadan kaldırdı. Ya demek ki operasyon yapılırken mikro faaliyetlere çok dikkatle bakmak lazım ve onlar üzerindeki oyunları telafi edecek finansal güce sahip olmak gerekiyor belki de. Evet. Değil mi? Hazırlıkları ona göre yapmak gerekiyor. Tek eksiğimiz o zaten. Yani ben her zaman ifade ediyorum. Türkiye üçlü bir sac ayağında yükseliyor. Enerji, savunma ve finans. Enerji hayli tatmin edici gidiyor. Belki bugün tartışırız. Savunma tarafını zaten artık hatırlatmamıza bir de gerek yoktur zannederim. Kemal Hocam söyledikleriyle de birleştirsin izleyenlerimiz. Finans tarafı biraz geriden geliyor. Orayı bizim pazar olmaktan ev sahibi olmaya doğru dönüştürmemiz gerekiyor. Bir veri söyleyeceğim. Türkiye örnek gösterilen Hindistan'ın yüksek teknoloji ihracatı sadece 4 milyar dolar. Bunun da %40'ını bir şirket yapıyor. Yani biz bunun üzerinde, çok daha üzerinde yüksek teknoloji ihracatı yapan bir ekonomiyiz. Ama maalesef Hindistan'la kıyaslanmak durumundayız. Bugünkü dünyada ekonomik sistemde belli sorunlar var.
O sorunlar maliyetine katlanan toplumlardan biriyiz aslında. En temel sorun da bugünkü para sistemi. Çok sorunlu bir sistem. 100 yıl önceki insanların zinhar kabul etmeyeceği bir sistem. Gayri safi yurt içi hasılasına borcunun oranı %125 olan bir ülke rezerv parayı basıyor. Hocam, bu bizi iyi bir yere götürmüyor. Korkunç bir rakam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.